Merhaba herkese, YBB uzmanınız geldi. YBB nedir mi? Yıkanabilir bebek bezi. Daha önceden yıkanabilir bebek bezi ile ilgili videolarımı seyretmiş olanlar şimdiki videodan çok memnun kalacaklar. Çünkü bu sefer Baby Neo denedik ve farklarını, izlenimlerimizi olabildiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bakalım neler demişim. Bunda şöyle bir şey yapacağız. Mami çekimleri yaptı. Ben de Halit Kıvanç tadında. Alt taraftan veya üst taraftan nereye gelecek bilmiyorum ama seslendirme yapacağım ve yorumları o şekilde yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Lütfen sonunda da beğenmeyi unutmayın ve aynı zamanda yorumlarınızı da yazmayı unutmayın ve aynı zamanda da kanala da abone olmayı unutmayın. Evet, şimdi başlıyoruz. Bakalım Baby Neo iyi bir YBB mi görelim. Şimdi başlıyoruz. Evet, burada şimdi ne görüyorsunuz? 3 tane farklı YBB var. Bir tanesi pembe, bu Baby Neo. Bir tane içlik havlu. Baby Neo'yu pembe unutmayalım. Onu daha sonradan zaten giydireceğiz Sibel'e. O zaman göreceksiniz. Ve diğer 2 tanesi de bizim kullandığımız Little Bloom markası. 2 defa aldık biz Little Bloom. İkisinde de farklı logo ve farklı dizaynda geldi. Bu ilk aldığımız, yani Emel'in kullandığı, gördüğünüz dizayn bu. Logosunda gördünüz. Birazcık böyle eskimiş gibi. Çünkü çok yıkadık. Hala da kullanıyoruz. Bir de bu. Burada logoyu gördünüz. Bunlar daha yeni. Biz bu seti kullanıyoruz. Bu iki seti halen kullanıyoruz. Zaten YBB'nin özelliği de bu. Şimdi burada dikkat etmeniz ilk nokta büyüklük. Bakınız. Nedir bu? İkinci aldığımız birinci aldığımızdan daha küçük. Yani aynı marka bile olsa daha küçülmüş. Şimdi üst üste koyacak Mami ve hemen orada göreceğiz. Hop koydu ve gördüğünüz gibi kocaman. Sağdan soldan çıktıları da ortalama olarak bir şeyi böyle hesaplarsak 1 santimetre kadar büyüklük var. Şimdi bu neden önemli, neden farklı, neden özellikle buna dikkat çekiyorum? Çünkü bebeğiniz bizim bebeğimiz gibi kocaman değilse, bizim bebeğimiz maşallah birazcık büyük. O zaman bebeğinize Baby Neo aldığınızda kocaman kalabilir. Yani büyüklük anlamında büyük bebekler için daha kullanışlı gibi geldi bize. İlk etapta bunu söyleyeyim. Bunu unutmayın. Şimdi çıt çıtlara gelelim. İkinci özelliğimiz. Çıt çıtlarımız bu bizim kırmızı olan Little Bloom. Bu da Baby Neo pembe. Artık öğrendiniz. Bunda da çıt çıtlar var. Bu sayede hiç bilmeyenler için size'ları, bedenleri küçültüp büyütebiliyoruz. Fakat boyutu büyük olduğundan dolayı belki de yeni doğanlar için farklıdır, bilmiyorum. Bunları hani çok bizim elimizde bir tane var Baby Neo. O yüzden bilemeyeceğim. Bu popo kısmı gördüğünüz gibi kocaman. onun dışında çıtçıtlar vesaire falan sayıları çok farklı değil. Bu içine gördüğünüz bu kullandığımız içinde kullandığımız havlular. İşte bunlar bambu oluyor veya değişik materyallerden olabiliyor, yün olabiliyor. Bu da Baby Neo'nun gelen bize aslında güzel. İki tarafı farklı. Havlu işte, bu da bambu. Gördüğü yüzdeleri görebiliyorsunuz buradan. Bir de etiket yapmışlar. Hatta etiketin üstünde kesiniz gibi bir makas yapmışlar. Ki o konuda da söyleyeceğim bir şeyler var. Kesmenize gerek yok bence. Biz kesmedik bizimkileri. Bunlar aynı. Fakat burada çok önemli bir konu var. Aldığınız anda bu havluyu direktmen kullanmıyorsunuz. 6-7 defa en azından yıkamanızı öneriyoruz. Neden öneriyoruz? O zaman emiciliği daha fazlalaşıyor. Yani bir Baby Neo aldığınızda içinden işte aldığınız diğer bu bambu neyse, havlu diyeyim ben ona. O havluyu lütfen çok yıkayın. Şimdi burada Mami ne yaptı? Polyester olan dış katmanı gösterdi. İkisi aynı gibi gösterdi. Yani bir fark yok. O dış katman çok önemli. Çünkü o sızdırmazlığı sağlıyor. Etiketi tekrardan gösterdi. Şimdi içine de koyulmuş olan bir tane bizimkilerden gösterecek. Gördüğünüz gibi etiketi nasıl kullanıyoruz? Buradan etiketi tutup öyle çekiyoruz. Neden bu bizim için önemli? Çünkü kirlendiği zaman işte çiş veya kaka yap olduğu zaman, söylemeyeyim dedim ama söyledim. Onları elimize çok değmeden etiketinden tutup çıkartabiliyoruz. Sonra da yıkamaya alıyoruz tabii ki. İki katman oluyor bu. İç katman havlu, dış katman da bu. Bunların ikisini de yıkıyoruz. Sistem bunun üzerine kurulmuş. O yüzden Baby Neo'da pek bir fark yok bu konuda. Dışlarındaki bu lastikler aynı. Burada da özellikle şunu gösteriyor Mami. Yıkandıkça bu polyester birazcık bozulmaya başlayabiliyor. Bozulunca da tabii ki sızdırmazlığı gidiyor.
O yüzden baby diyorum, YBB kullanacaksanız %100 sızdırmaz olur gibi düşünmeyin. Mutlaka sızacaktır ve moralinizi de bozmayın. O yüzden de biz zaten videonun üstünde göreceksiniz, linkler geliyor. Biz mesela tozluk gibi bir şey kullanıyoruz. Ona da mutlaka o videoyu da bakmayı unutmayın. Ne demek istediğimi daha iyi anlarsanız, seyretmediyseniz. Şimdi burada ceplerin farkını görüyorsunuz. Alttaki Baby Neo, kırmızı olan bizim Lidl bulunlardan. Eski bizim kullandığımız emiciliği daha iyi olan, çünkü daha çok yıkanmış olan bir havluyu içine koyuyor Mami. Ve ondan sonra da Sibel'le üzerinde deneyeceğim. Koydum. Burada cepte bak, bu önemli. Bu cepte böyle bir şey yapmışlar. Dışarı çıkmasın diye yapmışlar galiba ama bizim için çok gereksiz. Yani biz bunu kullanmıyoruz. Bizimkilerde yok ve kendi kendine de o havlunun oradan çıkma ihtimali zaten yok. O yüzden saçma sapan bir şey geldi bize. Kusura bakmasın Baby Neo'daki arkadaşlar. Yani isterseniz kullanırsınız. Burada etikete dikkat edin. Bakın bir plastik etiket var. Onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Bu büyük bir fark bence. Birazdan kullanırken de onu üstüne tekrardan geçeceğim. Kırmızı olan bizim kullandığımız Lidl bulunlar. Çıt çıtları takıyoruz. Pembe olan Baby Neo. Bunları bu şekilde bağlıyor Mami. Çok bir fark olmadığını göreceksiniz. Şimdi birazdan Sibel'in üzerinde nasıl bir fark oluşturmuş onu görmüş olacağız birlikte. Şimdi birazdan... bu ne? Bu da bizim Lidl'ın kullandığımız başka bir tane. Nasıl üstünde duruyor? Kavramış. İşte bütün vücudu burada. Bu da Baby Neo. Biraz daha büyük, dikkatinizi çekti mi? Kocaman. Altında da benim bahsettiğim tozluklar var. Çünkü sızdırma olduğunda bu tozluklar kullanıyoruz. O videoyu mutlaka bakın. Ama daha büyük farkındaysanız. Boyut olarak daha büyük. Diğeri daha küçüktü. En büyük fark bu. Hatta bir tane daha video var. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. El işi olanlar var. O el işi, bu da yurt dışından tabii ki el işi olanlar. Onlar daha da küçük size olarak. Şimdi burada Mami işte nasıl vücudu nasıl sarıyor onu göstermeye çalışmış. Bu taraftan baktığımızda da işte en sıkıntılı kısım benim görüşüm buradaki etiket. Burada bir plastik etiket yapmışlar. Dışarıda böyle sarkıyor. Niye bunu yapmışlar bilmiyorum. Niye üstüne yapıştırmamışlar? Bacağı böyle rahatsız ediyor. İçeri bazen kaçıyor bu. Bacakla YBB'nin içine giriyor. Bir saçma bir şey o. Onu kesebilirsiniz belki. Ya da üstüne işleselermiş daha güzel olurmuş. Bence en sıkıntılı kısmı o etiket. O etiketin orada olmasına gerek yokmuş. Ama onun dışında sızdırmazlığı denedik. Bir sıkıntı görmedik. İlk etapta en azından. Tabii bunu öyle çok denemedik. Onu da söyleyeyim. Yani biz 1-2 denemenin üzerine söylüyorum ben size bunları. O yüzden Baby Neo eğer yurt dışından almam derseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama büyük olduğunu, hani bebeğiniz bir de yeni doğduğunda böyle bir şeyle başladığınızda niye benim bebeğim de kocaman oluyor bu? Niye bir böyle hani şimdi kağıt bez aldığınızda tabii ki tam kavruyor. Bu şimdi böyle kocaman bir popo yapacak. Çok şirin gözükecek belki ama yine de hani diğer YBB'ler daha küçük. Onu da aklınızın bir köşesinde mutlaka bulundurun diyorum. YBB deneyim videosunda daha başka ne söylenebilir bilmiyorum. Ama en azından Baby Neo hakkında az da olsa kafanızda bir şeyler oturmuştur diye umuyorum. Ben en baba, bilmeyenler için, çocuklarıma bakan bir babayım. Bu videoları da beğenirseniz, yorum yazarsanız, başka ne konuda video yapmamı isterseniz onları da yazarsanız ve ayrıca tabii ki destek için destek vermek istiyorsanız patreon.com'da en baba sayfasına da bakıp küçük de olsa destek verirseniz çok memnun olurum. Tabii ki paylaşırsanız, ki bu videoyu paylaşıp paylaşmayacağınızı da düşünün. Yani bilmiyorum bu video paylaşılır mı ama YBB'yi merak edenler ve ilgilenenler paylaşabilir. Çok da sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar. Şimdilik hoşçakalın.